Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 güzel bir villa tanıtmaya geldik. Bitişik nizam 2 milyon 750 bin TL ile satışta müstakil girişli. O giriş bize ait. Zaten girişten itibaren duvarla ayrılmış bir bölme var. İstenirse daha da yükseltilerek ayrılabilir. Küçük bir bahçe alanı oluşturulmuş. Böyle küçük küçük domatesler büyümüş ama bunlar cinsi mi böyle yoksa kendiliğinden mi büyümemiş anlamadım ama güzel de gözüküyor. Ve çeri domatesi Gayet güzel bir bahçe yapmışlar kendilerine. Böyle hobi amaçlı ilgilenebileceğiniz bir bahçeniz var. Şimdi bu fiyatlara yer kalmadı. Elimizden geldiği kadar da bulup tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün uygun fiyatlı yerler tanıtacağız. Hatta bugün de soğuk pantolon giymeye de başladık. Dedim artık soğudu. Gelecekseniz buraya sıkı giyinin gelin hasta olabilirsiniz. Üst tarafı pergüle ile kapatmışlar. Yanları da kapatırsanız daha sağlıklı olur. Çünkü ters bir yağmurda burası su alacaktır. En azından şu iki tarafı kapattığımızda kışın da burayı kullanabilirsiniz bir elektrikli soba ufo tarzında bir şey çözülürse çok daha güzel olacaktır bahçemiz çok güzel ev 3 artı bir. eşyalar var ama eşyasız satılık arkadaşlar burası gayet de şık bir yer oturmuş bir yer daha önce oturan vardı bir yıllık burası geçen sene de burayı tanıtmıştık boşken tabi fiyatlar böyle değildi ama el olabildiğince daha uygun yerlere bulmaya çalışıyoruz bu bölgede de yapılacak çok da inşaat var şu an yapılanlar da var ortalama bölgenin satış fiyatı ortalaması da 3,5 ile 4 milyon arasında. Ama burası 2 milyon 750 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Şimdi içeriye geçelim. Evet arkadaşlar giriş kapımız burada. Şimdi eşyalı olunca en azından neyi nereye yerleştireceğiniz de belli. Tabi bu kadar kalabalık eşya kullanır mısınız bilmiyorum. İki tane koltuğumuz var. Üçlü koltuk karşı karşıya bırakılmış. Bunlar bahçe için çıkacak tabii ki. Burada bir vestiyer oluşturulmuş. Güzel ve kullanışlı. Daha minimal bir ev. Daha e, küçük ailelere hitap eden bir ev. Televizyon ünitesi buraya gelmiş ama şimdi buradaysanız o televizyonu izleyemezsiniz. Yarım çıkıyor böyle. Mecburen karşıda olmanız gerekiyor. Ama televizyon ünitesini direkt klimanın altına da alabiliriz. Öyle daha da sağlıklı olacaktır. Bir de bu boru neden burada var ben onu anlamadım. Bu klimayı takan arkadaş neden bu kadar boruyu bu kadar uzatmış ki değil mi? Yani en azından burayı bir kapatabilirdi bir şeyle ya da biraz daha böyle dip tarafa konulabilirdi. Klima çok da simetrik durmasına gerek yok. Mutfak kısmı da burada. Güzel bir mutfak var. Ev küçük ama mutfak kocaman. Tabii eşyalar kalabalık bu yüzden biraz daha dağınık gözüküyor. Granit bir tezgahımız var. Tezgah arasındaki seramikler desenli harika. Yukarıda ve aşağıda da antresit renk çerçevenin içerisinde lake dolaplarımız var. Burayı yapan müteahhit de tanıyorum hatta. İlk tanıttığımızda ön taraf falan çok ucuz değil mi? Tabii o zamanlar piyasa da ucuzdu. Her gün fiyat artıyor. Led ve spot aydınlatmalarımız var. Ortalama buranın büyüklüğü arkadaşlar 40 metrekare civarında. Salon mutfak beraber ölçümü 40 metrekare civarında. Güzel ama böyle de elde toplu. 60'a 120 seramik. Yemek masası bile var. O bile sığmış yani buraya. Burada bir lavabo var ama bence Didim'in merdiven altı lavabolarıyla ilgili bir sorunu var. Her yerde bunu görüyoruz. Her yerde ama. Yani merdiven altına lavabo yapılıyor ama o dip tarafı duvarla kesip bir seramik koysalar çok daha güzel olacak. Güzel bir salon mutlak gözüküyor değil mi? Buradan harika duruyor. Tabi kullanışlı. Oradan bahçeye çıkış da var. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Merdivenler çok geniş. Merdivenler gerçekten harika. İki tane trabzan da konulabilir sağlı sollu. Daha rahat kullanım da olabilir. Şimdi burada iki tane odamız var. İkisi de güzel odalar. Gayet şık. Tavan yüksekliği 2.85'in üzerinde. O da çok güzel. Buradaki antre de geniş. Belki oraya bir dolap konulabilir. Şimdi ilk odamız burada. Biraz çap geliyor bu oda. Arsanın payından dolayı böyle bir çaplık var ama yataklar rahatlıkla sığmış. tabi bu biraz simetrik olmamış. İstenirse çift kişilik bir yatak bu şekilde konulup dolap karşıya da konulabilir. Böyle daha değerli toplu olacaktır ama Tabi ailede yaşayan iki tane çocuk olunca böyle olmuş. Bakıyorum eksik var mı? Gerçekten bir eksik de yok şu anda. Herhangi bir boya da istemiyor. Bir tane de dolap koymuşlar buraya küçük. Çocuk odası olarak ideal. Kapılar da lake ve çizgili kapılar. Lüks ev tanıtmaya alıştık artık. Ama dediğimde lüks ev bulmak da zor. Bulunca fiyatını duyunca da şaşırıyoruz. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. işin içinden çıkamıyoruz ama şu sıralar arkadaşlar bence arsa daha revaçta. Arsanın en azından hiçbir masrafı yok. Aldığınızda güzel bir yatırım oluyor. Şimdi güzel bir ebeveyn odamız var. Çift kişilik yatak koymuşlar. Karşıya bir dolap bırakılmış. Gördüğünüz gibi tavan yüksekliği aynı şekilde. Burada da tespihler var. Abi tespih çekiyormuş. Geçenlerde bir yere gittik. Bir tespih koleksiyonu var. Böyle bir tespih ben hayatımda görmedim akardiyon şeklinde bir sineklik koymuşlar. Buraya çıkmayalım. Böyle göster istersen. Toz orası. Küçük bir balkon var. Eskinin sigara balkonu şimdinin hava balkonu diyelim değil mi? Eskiden sigara balkonu derlerdi. Otomatik panjurla ayrıca bunlar. Böyle kapattığınızda kendini kapanıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabi bu sistem hırsızla karşı da bir caydırıcı sistem. Diğer demir parmaklıklardansa bu sistemi kullanmak daha mantıklı. Şimdi güzel bir banyo lavabomuz var. Böyle çok açmayalım buraları. Genelde insanların kişisel eşyalar oluyor. Geniş bir banyo lavabo. Köşe bentlere, eski pirinç renginde köşe bentler bırakılmış. Burada iki tane şey var. Bunları neden koymuşlar acaba? Çivi var köşelerde ama. Gayet güzel. Visam'ın gömme rezervi var. 60'a 120 seramik. Karşısında da var. Bir şey asmışlar galiba buraya karşılıklı. Ondan koymuşlar. Güzel musluğumuz da güzel. Bak bu priz görüyor musun? İşte bu elektrikçinin hatası. Bakın bu priz yerinden çıkmış. Bu gelip takılacak, silikonlanacak. Elektrikçinin hatası. Yani bazı şeylerde o kadar hata bulabiliyorsunuz ki yeni bir eve girdiğinizde emin olun bir sene boyunca o evde çok hata görebiliyorsunuz. Şimdi yukarıya çıktık. Merdivenden çıkar çıkmaz yine bir banyo lavabomuz var. Şimdi burası Eklenti kısmı sonradan açılmış. Belli zaten buradan itibaren açıldı. Gayet güzel olmuş. Kullanışlı tek oda için yeterli. Yukarıda iki tane oda yapabilirsiniz. Biberler de var. Sizin orada da kuruturlar mı bunları? Değil mi? Bizim orada da kuruturlar. Ama işte bu içeride durmaz mesela. Burada da bir genç odası kadın odası diyelim biz buna. Daha böyle şey oluyor değil mi? Mumlar falan var burada. Gayet güzel duruyor. Loş bir ışıkla yaşanılacak bir yer. Tavan yüksekliği dediğim gibi çok güzel. Bunlar hepsi bence el işleme değil mi? Bak el işleme bunlar galiba. Yoksa böyle hani çerçeveye koymazlar diye düşünüyorum. Böyle elle işlenilen bir şey. Çok güzel yapmışlar hatta. Birkaç tane çevrede var. Artık bunlar da kalmadı. Eskiden halılar, halı diyorum pardon. Havluların köşelerine isimler yazarlardı. Babaannemler falan otururdu böyle isim yazarlardı. O çok güzel bir şeydi. Hatta babaannemin bir ördüğü çorap vardı. O çorap şuraya kadar geliyordu. Ama işte dedemler falan dağa gidiyorlardı. Oraya giderken ördüğü çorap. Biz nereden nereye geçti? O da güzel. Ortalama o da büyüklüklerde 13-14 metrekare. Terasa nasıl çıkacağız? Terasa çıkamayacağız. Şöyle bir göster. Ben bir terlik bulayım. Terasa ben çıkayım. Sen kal. Şimdi bir terlik buldum ama alt tarafı çekme. Yani terliği gösterme. Böyle ayağımın ucuna basa basa yürüyorum. Güzel bir teras. Üstü kapatılırsa çok zor. Buradan denizi görüyor ama buradan deniz görmenin bir faydası yok bence. Üst taraf kapatılırsa burada pompası için yerimiz var zaten. Güzel. Güzel kullanış. Çatıya bakalım. Kiremit mi? Çatı kiremit değil. Ama güneş enerji sistemi falan her şeyi takılı. Güzel bir ev. 2 milyon 750 bin TL. Artık bu fiyatlara yer kalmadı. Elimizden geldiği kadar da dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza zaten takip ediyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim.